Roma, Tiberius Nehri'nin kenarında 7 tepe üzerine kurulmuş bir kenttir. Bu tepeler Palatinus, Aventinus, Calius, Capitolinus, Esculionus ve Vimilalis'tir. Roma'nın kuruluşu M.Ö. 753 yılı olarak kabul edilir. Kentin kuruluş mitoslarında dişi kurt tarafından emzirilen Romulus öne çıkar. Kent Romulus tarafından Palatinus tepesinde kurulmuştur. Ayrıca Truva Savaşı'ndan sonra denize açılan Troyalı Ayanas'ın da Roma'nın soy atası olduğu inancı Roma'nın Anadolu ile olan ilişkilerinde her zaman önemli rol oynamıştır. Roma M.Ö. 3. yüzyılda tüm İtalya'ya egemen hale gelmiştir. Roma kenti krallık, erken cumhuriyet, geç cumhuriyet dönemlerini yaşamıştır. Roma kenti halkı çoğunlukla Latinlerden oluşmuşsa da başlangıçta Etrus kökenli krallar tarafından yönetilen bir şehir devletiydi. Milattan önce 509 yılında Latinler Etrusk idaresine isyan ederek kraliyet ailesini Roma şehrinden kovmuş ve Roma Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Geç Cumhuriyet dönemi aynı zamanda Yunan hayranlığının ortaya çıktığı dönemdir. Milattan önce 31 yılında Antonius ve Kleopatra ittifakına karşı Actium Savaşı'nı kazanan Octavianus, milattan önce 27 yılında Augustus unvanını alarak ilk Roma imparatoru olur ve Julius Claudius hanedanının iktidarı başlar. Hanedan Augustus sonrası Tiberius, Caligula, Claudius ve Nero ile milattan sonra 68 yılına dek Roma'yı yönetir. Milattan sonra 68 ve 69 yılları arasına 4 imparator yılı denir. Milattan sonra 69 yılında Vespasianus'la milattan sonra 96 yılına kadar sürecek olan Flavius hanedanı dönemi başlar. Flaviuslar sonrası Nerva, Trajanus ve Hadrianus'un imparator olduğu Antoninuslar dönemi, Severuslar dönemi, asker imparatorlar dönemi, İmparator Diokletianus'la başlayan Tetrarşi dönemi ve son olarak Konstantinus dönemi ile Roma İmparatorluğu sona erer. Roma İmparatorluğu'nun doğudaki geleneksel sınırı Fırat Nehri'dir. Milattan sonra 330 yılında Konstantinopolis kentinin kurulmasıyla Roma İmparatorluğu'nun başkenti de doğuya taşınmıştır. Milattan sonra 5. yüzyılda Roma İmparatorluğu batı yarısı kavimler göçü baskısıyla yıkılmış, doğusundaysa halk ve devlet yönetimi Hristiyanlaşıp Doğu Roma İmparatorluğu'na dönüşerek varlığını sürdürmüştür. Roma ile Anadolu arasında ilişki kurulması, Roma'nın Kartaca Devleti ile yaptığı savaşlar dönemine rastlamaktadır. Roma'daki rahipler belki de yaşanan son derece zor günlerin de etkisiyle Frigya bölgesinde Pesinius kentinde bulunan ana tanrıça idolünün Roma'ya getirilmesiyle zaferin kazanılacağını açıklamışlardır. Bunun üzerine Roma Senatosu 5 senatörden oluşan bir heyeti Anadolu'ya göndermiştir. Her biri yüksek makam sahibi olan Valerius Lavinius, Valerius Falto, Sulpicius Galba, Sassilius Metellius ve Tremellius Flaccus önderliğindeki heyet Pergamon kralı 1. Attalos'tan Pesinius ana tanrıçasının idolü olarak kabul edilen bir göktaşını Roma'ya götürmek üzere yardım istemiş ve taş kendilerine verilmiştir. Bu heyette yer alan senatörler resmi bir görevle Anadolu'ya ayak basan ilk Romalılar olmuştur. Roma'nın Pesinius kentiyle olan ilişkisi bu olay neticesinde özel ve daimi bir hal almıştır. İdol M.Ö. 4 Nisan 204 tarihinde Roma'ya gelmiş ve onun için Palatinus tepesinde bir tapınak yapılmaya başlanmıştır. Savaşın Roma'nın galibiyetiyle sonuçlanmasından sonra idolün getirilişinin hatırlanması amacıyla M.Ö. 4 Nisan 194 tarihinde büyük bir bayram yapılmış ve bu bayram her sene tekrar edilmiş. Pesinius ana tanrıçası için Palatinus tepesi üzerinde yapılan tapınakta M.Ö. 10 Nisan 191 tarihinde
Scipio Nasica'nın konsüllüğü sırasında Marcus Junius Brutus tarafından tamamlanmıştır. Roma'nın efsanevi kurucuları olan Remus'la Romulus'un kökenlerinin Troyalı Aenas'ın annesi olduğuna inanılan ana tanrıçaya dayandığı inancının en zor anlarında Romalıların Pescinius ana tanrıçasından yardım istemelerinin kökenlerinin Anadolu'da olduğunu tasdik etmelerinden başka bir şey ifade etmediği düşünülür. Roma'nın etkinliğini Akdeniz'e taşımaya başladığı dönemde bu iddia tehlikeli bir durum yaratabilirdi. Önemli araştırmacılara göre Kibele kültünün kabul edilmesinin en büyük siyasi önemi de buradadır. Roma, Anadolu'da M.Ö. 129 yılında Asya eyaletini, M.Ö. 101 ve 63 yıllarında Kilikya eyaletini, M.Ö. 74 yılında Bitinya eyaletini, M.Ö. 63 yılında Pontus ve Bitinya eyaletini ve Anadolu'nun güneyinde M.Ö. 63 yılında Suriye eyaletini kurmuştur. Roma toplumu Yunan toplumu gibi çok tanrılıdır. Romalıların ilk kültleri Latium bölgesinin yerel tanrılarıydı. Her aile kendi koruyucu tanrısına özel önem vermekle beraber diğer tanrılara da tapıyordu. Roma'nın kendine özgü bazı yerel veya sonradan geniş çaplı tapınım görmüş tanrısal figürleri olmakla birlikte Yunan tanrı ve tanrıçaları isimleri değişerek ama temel özelliklerini koruyarak Roma panteonunu oluştururlar. Ayrıca Helenistik dönemde Büyük İskender'in daha yaşarken tanrısallaştırılması gibi imparatorluk döneminde de Roma imparatorlarının bazıları yaşarken bazıları ise öldükten sonra tanrılaştırılmıştır. Bu kült tanrıça Roma kültüyle birleştirilmiş ve özellikle eyaletlerde gelişimi teşvik edilmiştir. Örneğin Efes'te 4 ayrı imparator adına Sebasteonlar inşa edilmişti. Ankara'daki Augustus Tapınağı da bu amaçla yapılan bir yapıdır. Bazı Roma imparatorlarının ise ölümlerinden sonra anıları lanetlenmiştir. Romalılar ele geçirdikleri yeni bölgelerdeki yerel dinlere karşı toleranslı davranmışlardır. Dolayısıyla eyaletlerdeki mevcut kültler gelişerek başkent Roma veya diğer metropollere de yayılarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda parlak törenleri ve gizemli karakterleriyle insanlara çekici gelen Doğu dinleri, ölümden sonra başka bir dünyada ikinci bir hayat müjdeledikleri için oldukça popüler olmuştur. Bu sorunlara cevap veremeyen klasik tanrılarsa yavaş yavaş terk edilmiştir. Mısır'dan gelen Isis ve Serapis kültü, İran ve Doğu Anadolu üzerinden gelen Mitraizm ve Hristiyanlık bu dönemde geniş bir alana yayılmıştır. İmparator Augustus zamanında ortaya çıkan Hristiyanlık, milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllarda özellikle fakir ve ezilen halk tabakaları arasında hızlı bir şekilde yayılır. Ancak bu yayılım Roma imparatorları tarafından çok şiddetli bir şekilde bastırılmaya çalışılır. Buna rağmen bu dinin popülerliği sonucu milattan sonra 4. yüzyılda 1. Konstantinus zamanında Hristiyanlık önce serbest bırakılır. Sonra da Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olur. Milattan sonra 4. yüzyıl sonu 5. yüzyıl başında çok tanrılılık yasaklanmış, Hristiyanlık tapınımının olduğu tüm antik coğrafyada eski Yunan ve Roma dönemlerine ait tapınaklar ya yıkılmış ya da terk edilmiş ya da kiliselere dönüştürülmüştür. Eski Yunan mimarisinin en önemli mekanı dinsel yapılarken Roma mimarisinde opera publicum yani kamusal yapılar daha önceliklidir. Kamusal yapılarda görkem ve propaganda isteği baskındır.
mimaride ve şehircilikte simetri en çok dikkat edilen hususlardandır. Cephe mimarisi yine önemli bir unsurdur. Roma mimarisinin en önemli özelliklerinden biri geniş mekanların üstünü kapatabilme becerisi olmuştur. Kemer, tonoz ve kubbenin kullanılması geniş mekanların üstünü kapatabilme yetisi sağlamıştır. Özellikle çatıların kubbeyle örtülmesi mimarların ve mimarinin geldiği noktayı gösterir. Roma şehrindeki Panteon yapısı bu uygulamanın en anıtsal örneğidir. Roma mimarisinde tuğla ve harç yaygın ve yoğun olarak kullanılır. Çok katlı binalar inşa edilir. Bu binalar nişlerle, dekoratif bezemelerle ve heykellerle süslenir. Hem Roma lejyonlarının rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamak hem de ticari hareketlilik açısından Roma yol sistemi uygarlığın önemli unsurlarından bir tanesi olmuştur. Şehircilikte özellikle de yeni kurulan kentlerde büyük oranda ızgara plan sistemi kullanılmıştır. Modern şehirciliğin atası olan bu uygulamanın Roma döneminden kalan güzel bir örneği İznik kentinde hala görülebilir. İmparatorlar için inşa edilen Arcus Triumphalisler yani zafer takları Roma mimarisinin bir diğer anıtsal öğesidir. Senato kararıyla yapılan taklar kazanılan büyük bir zafer veya büyük bayındırlık faaliyetleri için inşa edilirdi. Takların en çok tercih edilen formuysa tek gözlü tiptir. Zafer takları büyük birer propaganda öğesi olarak imparatorun başarılarıyla süslenirdi. Roma'da Forum Romanum'da yer alan Titus takı önemli bir örnektir. Roma mimarisinde hamam yapıları hem aldıkları anıtsal formla mimarlık tarihinde hem de bir araya gelme, toplanma mekanı olarak sosyal hayat içerisinde oynadıkları rolle oldukça önemlidir. Roma şehrinde bulunan hamam yapıları anıtsallıklarıyla öne çıkarlar. Diğer bir yeni yapı tipi mahkeme ve borsa binası olarak kullanılan bazilikadır. Kalabalık insan kitlelerini içerisine alabilen bu yapı tipinin mimari formu geç Roma döneminden itibaren ilk Hristiyan kiliseleri için de model olarak kullanılmıştır. Roma döneminde eski Yunan tiyatro planı bir takım değişikliklere uğramıştır. Tiyatronun orkestra kısmı yarım daire formunu alır. Sahne binasıyla orkestra bütünleşir. Sahne alçak ve derin bir biçim alır. Özel localar tonozlu girişlerin üst kısmında konumlandırılır. Toplumun farklı sınıfları parmaklıklarla ayrılmış şekilde farklı yerlerde otururlar. Ayrıca tiyatro yapısı eski Yunan tiyatroları gibi bir yamaca dayanmak zorunda olmadığından dış cephesi tamamıyla mimari bir form kazanmış, böylelikle mimariye bağlı plastikle süslenebilmiştir. Aspendos Tiyatrosu bütün Akdeniz'de bu türün en iyi örneğidir. Sergilenen oyunlarda da bir takım değişiklikler olmuştur. Edebi eserlerden ziyade toplum tabakalarının genel zevklerine veya heyecanlarına yönelik gösteriler öne çıkmıştır. Daha çok Batı eyaletlerinde yaygın olan amfitiyatro ise tam daire veya elips planlıdır. En önemli örneği Roma'daki Kolezyum'dur. Su her anlamda en yaşamsal ihtiyaçtır. Suyun yaşam alanına bazen uzak mesafelerden getirilmesi gerekir. Su kemerleri bu bağlamda Roma mimarisinin çok önemli bir öğesidir. Fransa'da bulunan Pont du Gard ve İstanbul'da bulunan Valens yani Bozdoğan su kemerleri bu yapı tipinin önemli örnekleri arasındadır. Roma heykel sanatını tanımlarken bazı temel unsurlar üzerinde mutlaka durulmalıdır. Bu temel unsurlardan önemli bir tanesi kopyacılıktır. Romalı heykeltıraşlar Yunan heykeltıraşların yaptıkları heykelleri kopyalamışlardır. Bu heykeller büyük evlerde,
evlerin bahçelerinde veya kentlerde önemli kamusal alanlarda sergilenirdi. Eski Yunan heykel sanatını büyük oranda Roma döneminde yapılan kopyalar ve antik yazarların tasvirleri yoluyla öğreniyoruz. Diğer bir temel unsursa Roma portre sanatıdır. Portre sanatında sadece tanrısal figürler veya imparator veya hanedan mensupları, önemli kişiler değil, toplumun diğer kesimleri de realist bir şekilde betimlenmiştir. Augustus'la ilgili bazı sanat eserleri Roma heykeltıraşlığının önemli örnekleri arasındadır. Onunla ilgili en önemli heykel Prima Porta'dır. Augustus'un Prima Porta heykelini yapan sanatçı, M.Ö. 5. yüzyılın belki de en önemli iki sanatçısından biri olan Polykleitos'un Doriforos heykelini örnek almıştır. Onunla ilgili bir diğer önemli sanat eseri Gemma Augusta'dır. Augustus'un barış sunağı Arapasis Augusta, onun dönemini en iyi temsil eden eserlerden biri olup bir başyapıttır. Arapasis sunağı etrafında Roma ile ilgili önemli mitoslar ve olaylar betimlenmiştir. Roma İmparatorluk döneminde Anadolu'da pek çok heykel atölyesi kurulmuştur. Afrodisias veya Pamphylia heykeltıraşlık okulları bunlar arasında sayılabilir. Kabartma sanatının çok güzel örnekleri ise lahitler üzerinde görülmektedir. Anadolu'da üretilen kabartmalı lahitler Roma İmparatorluğu'nun her tarafına satılmıştır.